İyi günler çocuklarım, 5 sınıflar matematik dersindeyiz. İkinci konumuza geçtik. Örüntüler var burada. Örüntülerden bahsedeceğiz. E, matematikte her yerde vardır diyoruz. Mesela kilim deseninde gösterilmiş. Aynı şeylerin tekrarlarını görüyorsunuz. Aynı modellerin, şekillerin, dikdörtgenlerin, üçgenlerin, karelerin tekrarlandığını görüyorsunuz. Bu da evimizdeki halılarda, kilimlerde olduğu gibi örüntüyü oluşturuyor. Ardarda arda aynı şeylerin tekrarlanmasına örüntü diyoruz. Hemen daha kolay anlayacaksınız, hatırlayacaksınız zaten geçen derslerden. Aşağıdaki verilen örüntülerin kurallarını belirleyiniz diyor. 1 4 7 10 14. Ne oluyor? Bakın. Burada 3'er artarak devam etmiş. 3'er artarak devam ettiği için ne olacaktı burası? 13 olacak. Aralarında üçer artarak kuralı da bu şekilde yazıyoruz. 50 48 46 44 42. Bu da 2'şer düşerek yani 2 sayı eksilerek devam ediyor. Burada C'de diyor ki birinci adımda 5 tane, ikinci adımda 7 tane, üçüncü adımda 9 tane var. Onun için ne yapıyoruz? 2 artarak devam ettiğini böylelikle görmüş oluyoruz. Burada hemen bir başka bir şey vermiş, yuvarlaklar şeklinde vermiş. 1. birinci adımda 16 tane, ikinci adımda 14, 12, 10. Bakın gördüğünüz gibi iki azalarak devam ettiğini ve kuralını böylece yazdım. Siz de videoyu durdurup isterseniz bunları yazabilirsiniz. Geldik bunu tablo şekilde gösterirsek ne fark eder? Tabii çok da bir şey fark etmeyecek. Birinci adımda 7, ikinci adımda 13. Aradaki bak farkı ne yapmışım? Artı 6, 6 tane artmış. Artı 6 yani artmış 6 tane artmış 6 tane arttırırsam 19 6 daha 25 6 daha 31 6 daha 37 6 daha 43 6 daha 49 6 daha 55 gördüğünüz gibi tutturduğumuza göre doğru yapmışız demektir bir başka bir örüntü 97 89 eksi 8 dedim yani 8 çıkarılacak 8 çıkarsak 81, 8 73, 8 çıkarsam 65, 8 çıkarsam 57, 8 çıkarsam 49, 41 ve 33 olarak buluyorum. Şimdi daha iyi de iyi anlayacaksınız. Devam ediyoruz. Şimdi siz örüntüleri siz oluşturunuz diyor. Birden başlayarak dörder artan sayı örüntüsü diyor. İlk, e, ilk e, örüntülerin ilk 5 adımını bulunuz ve verilen alanlara da ise seçtiğiniz şekillerle yapınız diyor. Ben önce hemen e, birden başlayıp da 4'er artacağını göre 1 4 eklersem 5. 4 eklersem 9. 4 eklersem 13. 4 eklersem 17 diyor. Hemen ne yaptım? Biri en kolay şekil çizme, yuvarlak çizdim. Top şeklinde. Hemen 5 9 13 17 tane yuvarlak çizerek hallettim. Burada 3'ten başlayarak ikişer artan sayı örüntüsü diyor. 3 5 7 9, 11. İkişer tane artırdım. Hemen şekil bu olduğu için hemen onun için kareler çizdim. Daha kolay olsun diye. Bu şekilde yaptım. Siz de istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Tabii ki illa bu şekli yapacaksınız diye bir şart yok. İki şer, i̇kiden başlayarak üçer artan sayı örüntüsü. İkiden başladım. 3 artırırsam 5, 3 artırırsam 8, 3 artırırsam 11, 3 artırırsam 14 diyor. Burada da şekil olarak üçgeni kullandım. Örüntüleri için tercih ettiğiniz şekilleri niye göre seçtiniz? Zemine göre ve kolay olanını seçtim. Gördüğünüz gibi mesela zemine göre ne yapmışım ben? Ona göre kafama göre ne yaptım? Burada bu noktalar vardı izometrik kağıt diye ona göre şekiller çizdim. Orada kareler vardı yuvarlak çizdim. Kolay mı daha kolay geliyor bana. Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ve modellenebilir mi? Evet modellenebilir. Hepsini üçgen de yapabilirdim. Kare de yapabilirdim. Yuvarlak da yapabilirdim. Hemen şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Video uzun sürmesin diye hızlı anlatıyorum size. Onun için dikkat edin. Zaten buraları kendisi anlatmış aslında. Sezgin ve Emine haftanın günleriyle sayıları eşleştirerek oyun oynuyorlar diyor. Sezgin pazartesinden başlayarak günleri sırayla, Emine ise birden başlayarak sayıları birer birer sayıyorlar diyor. 10. gününde sayıda Emine 10. dediğinde Sezgin hangi günü söyler diyor. Hemen burada kendisi yapmış zaten. Bakın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba şeklinde ne yapmış? Böyle yapmış sayıları yazıp böyle günün hangi güne geldiğini söyleyebilirsiniz. Emine 19. sayı söylediğinde Sezgin hangi sayıyı söyleyecektir? Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz parmağınızla. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 5 oldu. Cumartesi, pazar 7. Haftanın 7 günü var zaten. Pazartesi 8, 9, 10. Bu şekilde bak mesela çarşamba gününe geldiğin gibi elinizde bir hem ağzınızla günleri sayarken elinizde de parmaklarınızla da sayıları sayarsanız da cuma günü olduğunu bulacaksınız. Canan kumbarasında 12 TL vardı. Canan almak istediği 35 TL elbise için para biriktirmeye başlıyor. Her haftanın sonunda kumbarasına 5 TL atıyor diyor. Haftanın e, Canan'ın istediği elbiseyi kaç haftanın sonunda alabileceğini hesaplayalım diyor. Zaten buradaki şekilde anlatacağım. Hiç oraya girmiyorum. Haftalar diyor. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta. Birinci hafta 12 lirası vardı. 5 lira üzerine koydu. 17 lirası var. 12. hafta 12 lirası vardı. Değil mi? Önceden. 5-5 koydu. 22 lirası. Sonraki hafta 5 daha koyarsa 27. 5 daha koyarsa 32. 5 daha koyarsa 37'yi bulmuş oluyor. Böylelikle 5. haftada 37 lira para biriktirmiş oluyor. Tablo inceledi. 5. haftanın sonunda 35 TL'lik elbiseyi alabilecek parayı biriktirdiğini görüyoruz. Canan diyor eğer diyor 35 değil de 55 TL'lik elbiseyi yani alsaydı elbisesi o alacak olsaydı ne kadar para biriktirmesi lazımdı? 9. haftayı ben burada hemen buldum bakın buraya. Ne yaptım? 6. haftada 42, 7. haftada 5 daha artırdım. 47 5 de artırdım 52. 9. haftada ise 56 lira oluyor. 55 lira gelbiseyi alır. 1 lirası da artmış olur dedim. Bu şekilde de kendiniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay aslında zevkli eğlenceli de bir konu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Birlikte yapalıma devam ediyoruz. Sayfa 25'e geldik. Adımlar arasındaki farkı sabit olan bir sayı örüntüsü 4'ten başlayıp 3'er artırarak artırmaktadır. Bu sayı örüntüsünün ilk 4 adımını bulalım ve modelleyelim diyor. Kendisi zaten yapmış. Burada bakın birinci adımda 4, ikinci adımda 7, üçüncü adımda 10, 13. Neden? Çünkü 3'ü 3 artırarak dedi bize. 4'ten başla, 3'ü 3 artır dedi ve 4'ten başladım, 3'ü 3 artırdım. Bunun modelini çizdim. Kendi kareleri kullanmış. Ben de kareleri kullandım. Hemen buraya ne geldiğini bulmuş oldum. Burada 4 tane, burada 7 tane, burada 10 tane, burada 13 tane, burada da üzerine koydum koyduğum zaman 4 ne yaptı? 16 tane yapmış oldu. Üçer üçer artırdım. 16'yı bulmuş oldum. Verilen ören örüntünün bir sonraki adımını modelini çiziniz diyor. Zaten ben 5. adımı da böylelikle çizmiş oldum buraya. Siz de videoyu durdurup çizebilirsiniz. Şimdi geldik birlikte yapalım diyor. Bize bakın birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım. Diğer şeyleri pek çok okumayacağım. Buraya dikkat edin. Mesela bir kare var, üç tane üçgeni var. İki kare var, beş tane üçgeni var. Üç tane kare var, yedi tane üçgeni var. Şuraya baktığım zaman bakın üçten beşe iki sayı artmış. Beşten yedi iki sayı artmış. Tekrar bir adım daha ilerletirsem dokuz olacağını görüyorum. İki sayı artırıyorum. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda iki tane kare var. Yani dikdörtgen diyelim. Ee, üçüncü adımda üç tane, dördüncü adımda tabii ki dört tane olacak. Bunu da bilelim diyor. Adım sayısını dörtgen üçgen sayıyla ilişkiyi gösteren bir tablo çizelim diyor. Arka tarafta zaten anlatacağız bunu. Üçgen on üç tane, kare altı tane olur. Altıncı adımda altı tane kare varsa on üç tane de ne yapıyoruz? Üçgenin olduğunu görürüz. İlk dört adımda oluşan toplam şekil sayısını bulalım diyor. O da toplam sayısı da ne yapıyor? İlk 4 adımda diyor. Bakın. İlk 4 adımda oluşan toplam şekil sayısı. Burada karelerden zaten 6 tane var. 13 tane de üçgenimiz var. 13 ile de 6'yı toplarsam 19 tane yapar. Bunu da bilelim. Asıl şimdi burada zaten kendisi bize şekilde de anlatmış güzelce. Ben burada daha iyi olacağını inanıyorum. Verilen şekil örüntüsünün bir sonraki adımını verilen adımlardan faydalanarak çizelim diyor. Bakın birinci adım 1, bir, ikinci adım 2, iki, 3 adım 3, dördüncü adım 4 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 13 tane olmuş. Dördüncü adımdaki şekil sayısı. Biz buraya ikisini topladık ama. ikisi 13 tane oluyor. Aslında burası yok. Yani burası 13 tane olacak diyelim. Haydi şöyle bir silelim. Biz sanki öbürüyle altıncı adımı karıştırdık. Bu altıncı adımdaki sayısıydı. Onuncu altıncı adımdakini. Zaten burada da anlatıyor çocuklar. Onun için çok şeye gerek yok. Hemen tabloya bakacağız. Tabloda daha güzel anlatılıyor. Adım sayılar buraya yazılmış. Dörtgen sayısı. Bakın her adımda bir tane. Zaten aynı kaçıncı adımsa o kadar dörtgen var. Üçgen sayısı ise 3, 5, 7, 9. Ne yapıyor? İkişer artıyor. Buradan bunu bilebilirim. Verilen örüntünün adımlarını dörtgen sayısı birden başlamış, birer artarak verilmiş. Burada zaten bunlardan anlatıyor size. Altıncı adımda oluşacak dörtgen ve üçgen sayılan tablolar yardımıyla bulalım diyor. Birinci adımda bakın dörtgen sayısı diyor. Her adımda zaten birer tane arttığı için altıncı adımda da altı tane olur diyor. Ama peki üçgen sayısı kaç olur altıncı adımda? Ona gelince de gördüğünüz gibi ikişer arttığı için üçten başlıyor, iki iki artıyor. 5, 7, 9, 11, 13 olur diyorum. Altı adımda 13 tane üçgen oluşmuştur diyor. Evet. İlk 4 adımda oluşan toplam şekil sayısını bu tabloyu yardımıyla bulalım diyor. Burada bir tablo verilmiş bize. Dörtgen sayısı 1, 2, 3, 4. Her adımda bir aynı sayısı. Üçgen sayısı 3, 5, 7, 9 diye devam ediyor. İki şekli toplarsam da dördüncü adımda 13 olduğunu bulmuş oluyorum. Hemen burayı da hızlıca geçmiş olduk. Zaten çok da zor bir konu değil. Geldik 27. sayfaya. Aşağıda Çin'i işlemeli altıgen karolarla yapılan bir duvar süslemesinin ilk üç adımı verilmiştir diyor. Bakın bakıyorum bir tane var. Üç tane var. İki, üç daha beş tane var. Bir, üç, beş tane olduğunu görüyorum. A diyor. Çin'i işlemeli altıgen karodan oluşan bir örüntünün bir sonraki adımını çizelim diyor. Burada zaten bize kendisi çizmiş. Bakın 1, 3, 5, ne olacak? 2 daha artacak. 7. Burada 7 tane. Kendisi de burada onu çizmiş zaten. Şekil önünüzün çini işlemi altıgen karolar sayısı ile adım sayısı arasındaki ilişki gösteren tabloyu çizelim diyor. Yani bakın burada 1, 3, 5, 7 yani ikişer arttığını karoların gösteriyor. Peki diyor eğer bu dokuzuncu adımda kaç tane olur diyor. Dokuzuncu adımda da gördüğünüz gibi ikişer ikişer artırarak saydığım zaman şekli çizdiğim zaman tablo on 17 olduğunu buluyorum. Dokuzuncu adımda 17 tane çini işlemeli altıgen karodan oluşacaktır diyorum. 12. adımda oluşturulmak için kaç tane çini işlemeli altıgen karo gerekir diye söylüyor. Bunun için de ne yapıyorum? İlerletiyorum. Mesela ne yaparım? 9 olduğu için 2 tane 9. adımda 17 şuraya yazıyorum. 10 11 12. adım. Şimdi 17 idi. 2 artırırsam 19 olur. 2 daha artırsam 21 olur. 2 daha artırırsam 23 olur. Demek ki 12. adımda 23 tane olacağını böylelikle bulabilirim diyorum. Evet bu konumuz bitti. Sıra sizdeydi. de yine birlikte yapacağız diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.